Bugün 19 Ağustos pazartesi saat şu anda 17.14. Normalde yapmam gerekenden biraz daha geç bir saatte haftaya bakış videosunu yapıyorum. Çok yoğun bir hafta sonuydu vakit bulamadım çalışmaya. Ne bekliyoruz bu hafta? Tabii en önemli konu FED Başkanı Powell'un Cuma günü Jackson Hole'da yapacağı konuşma. Onunla ilgili beklentilerimi size anlatmaya çalışacağım. Borsanın genel gidişatıyla ilgili beklentim de bu çerçevede ortaya çıkacak. Bu hafta ama başka bilgi akışları da var. Mesela bugün saat 16.15'te FED başkanlarından Waller konuştu ama para politikası ile ilgili pek bir şey söylemedi. Belki de söylememesi iyi olabilir. Yarın yine iki tane FED başkanı konuşuyor. Bir tanesi para komitesinde yer alan Bostik. Bostik daha evvel oldukça şahince konuşuyordu. Geçen hafta güvercin bir konuşması vardı. Yine FED başkan yardımcısı Barın da bir konuşması var. Bu konuşmalar biraz borsa yönlendirebilirler. Geçen hafta 3 FED yöneticisi konuşma yaptı. Üçü de oldukça güvercindi ve Artık faiz indirme zamanı geldiğini söylüyorlardı. Çarşamba gününe geldiğimizde çok kritik gördüğüm bir bilgi akışı yok, bir veri akışı yok. O yüzden Çarşamba es geçiyoruz. Perşembe günü Jackson Hole toplantısı başlıyor. Orada FED üyeleri sohbetlere başlayacaklar. Ve o gün belki Cuma günü yapılacak konuşmayla etkileyecek iki önemli veri gelecek. Devam etmekte olan işsizlik başvuruları 1 milyon 864 bindi en son açıklanan. Ve yeni işsizlik başvuruları. 227 bindi bir önceki hafta. 233 bin bekleniyor bu sefer. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Ve son 4 haftanın ortalaması 236 bin 50 bekleniyordu. Bunu çok üstüne çıkar mıyız, çıkmaz mıyız o görülecek. Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri'nin üretim tarafında başka bir PMI, S&P 500'ün PMI'ye gelecek. 49.8'li, onu da biraz aşağı doğru giriş bekleyebiliriz. Mevcut evlerin satışlarıyla ilgili bir veri gelecek. Yani bunlar Cuma günü Powell'ın konuşması bir miktar etkileyebilecek konular. Ama ben Cuma günü Pavlo'nun konuşmasını şimdiden size yazmakta da istiyorum. Güvercince bir konuşma olacağını tahmin ediyorum ama süper güvercin de olmayacak. Böyle herkesin beklediği Eylül ayındaki 50 bas puan indirim sonra yıl sonuna kadar bir 50 bas puan daha yani bir puanlık tam faiz indirimi bunlar bence konuşulmayacak. Yine benzer işte takip ediyoruz. Enflasyondaki son sayılardan memnunuz. Amerika'da ama şu anda bir resesyon da gözükmüyor. İstihdamda da yumuşama olmakla beraber çok sert değil. Belki o da Texas meselesine biraz referansla bulunabilir. Bu nedenle böyle sakin ama süper güvercin olmayan bir konuşma bekliyorum. Veriyi takip etmeye devam ediyoruz. Eylül ayından itibaren indirimlere büyük ihtimal başlayacağız. Ama kaç puan indireceğimizi size söylemek istemiyorum diyeceğini tahmin ediyorum. İnşallah öyle olmaz. 50 bas puan der ve onu çok güzel açıklar ama pek umduğum şey değil. Ve fiiliyatta da Eylül ayındaki indirimin 25 bas puan olacağını düşünüyorum. Çünkü bu Japon carry trade gününde bizi korkuttukları türden Amerika'da bir resesyon yok. Bu verilerin hepsi üzerine gittik. En azından açıklanan veriler doğruysa tabii. Yani o verilerde bir hile hurda varsa onu bilmem ama istihdam verileri, perakende satış verileri harika değiller. Amerika'da deflasyon da var. Yani sorun yok değil ama ölüm yok hala. Bu yüzden ben ihtiyatlı olumlu tavrıma devam ediyorum hala. Powell konuşmasının borsaları çok oynatmayacağını umuyorum ve düşünüyorum. Çünkü çok net bir faiz oranı söylemeyecek. Daha ziyade piyasalara evet biz artık istihdama daha çok önem veriyoruz enflasyona demesi yeterli. Borsalar bu durumda olumlu yönde ilerlemeye devam ederler diye umuyorum. Tabii bir miktar kar satışa gelebilir. Cuma'ya giriyoruz. Başka sürprizler olabilir. Onu bilemem. Başka bir mesele Afrika'dan yayılan maymun çiçeği. Yani hiç ciddiye almadım açıkçası bir virüs bu. Sebebi de tabii ki ölümcül ve tehlikeli ama yayılma şekli havadan değil. Ancak temasla yayılabiliyor karşınızdaki insanın sıvısına temas edeceksiniz. Cinsel temasla sarılarak, uzun süre beraber kalarak, çok yakından konuşup tükürüğüne tabi kalarak ancak bu yöntemlerle hastalık bulaşıyor. Ben bu tip hastalıklarda yayılma hızlarının hep çok düşük olduğunu biliyorum. Bir de yeni bir hastalık değil, oldukça eski bir hastalık. Zaten aşısı var, tedavisi biliniyor. Öldürücülük oranı COVID'den yüksek olmakla beraber yine öyle korkucu yüksek değil. Görünümü biraz ürkütücü. Ben ağır bir su çiçeği geçirmiştim çocukken. Bu da ona benziyor. Daha da ürkütücü bir görüntüsü var. Ama böyle dünya borsunu etkileyecek bir şey beklemiyorum. Öyle kadar beklemiyorum ki kendime zaten Afrika'ya seyahate gidiyorum. Bir duanızı da alırım. Büyük bir endişem yok o çerçevede de. Amerika resesyona giriyor mu girmiyor mu konusunda gerçekten veriler çok çelişkili ama şu anda resesyonda olmadığı belli. Verilerle ilgili en sevmediğim şey geriye dönük çok revizyonlar yapılabiliyor. Verilerin içindeki detaylarda karışıklıklar olabiliyor. Mesela geçen hafta perakende satış verisi kuvvetliydi ama içinden araba satışları düşün. Pek de kuvvetli değildi gibi. Fakat her şekilde Amerika'nın şu anda ağır bir resesyonda olmadığı belli. Ağır bir resesyona girebilir mi? Her zaman olasılık dahilinde. Ama FED çok güçlü bir şekilde çok yüksek faizlerle giriyor. Elinde epey silah var diye düşünüyorum. Bu çerçevede genel olarak olumluyum. Yapay zekanın yarattığı verimlilik iyileşmelerinin de yakın zamanda şirket plançlarının yansıması ihtimali var. İhtiyatlı imserliğe devam. %65 hatta biraz daha arttı şimdi. 68'e yakın pozisyondayım şu anda gerisinde nakitteyim veya nakite yakın varlıklardayım. Hedgelerim de kuvvetli. Tatlı gitmeden önce biraz daha pozisyonlarımı gevşeteceğimi düşünüyordum. Ama şu andaki veri akışı olumlu. Bir yandan da borsada şirketlerin hisse senedi geri alma periyoduna girdik. O da iyidir. Bu bilanço açıklandıktan sonra yapabiliyorlar bunu ve epey hisse senedi geri al gelecek şirketlerde. O da borsada yukarıda tutabilen bir şey. Ağustos ayının genellikle ilk haftası en kötü haftadır. O riski de atlattığımızı görüyoruz. Bir de Kamala Harris, Trump arasında Kamala Harris'in seçimi kazanacağını piyasalar kabulleniyorlar ve çok da dert etmiyorlar gibi gözüküyor. Kamala Harris'in açıkladığı ekonomik program baktığımızda orada da piyasada süper rahatsız eden bir şey yoktu. Yani şu an önümüz açık gibi ama lütfen benim sözüme güvenip ne alın ne satın sadece gördüklerimi size paylaşmaya çalışıyorum. Kendi tavrına böyle olacak. Maalesef Jackson Hole toplantısı sırasında ben yolda olacağım. Sizlere ulaşmam, iletişim kurmam mümkün olmayacak. İlk iletişim kurduğum yerden sizlerle paylaşım yapmaya çalışırım. Twitter'da takip etmiyorsanız gene orada takip edin. Bora Özkent olarak. Niye? Çünkü yazı yazmak, video yapmaktan çok daha basit ve en zor koşulda bile birkaç tweet atabilir belki konuyla ilgili. Oradan beni izlemeye devam ederseniz görüşlerimi daha yakından anlamış olursunuz. Durma böyle. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.